Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi bu usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, TCX'imizin son hali şu durumda. Şu an altına motorunu atacağız. Amortisör süspansiyonlarımız, gaz amortisörlerimiz takıldı. Motorumuz komple işte güçlendirildi. Arka disk fren sistemini de şu şekilde yaptık. Lot tightladık, sabitledik. Hortumumuz da hazır. Altına atmaya hazır hale geldi. Bugün muhtemelen ayağa kaldıracağız arkadaşlar. Çünkü iş yoğunluğundan aşama aşama yapıyoruz. Şu bu bizim kendi test motorumuz olduğu için arkadaşlar. Şu an evet, arka fren sistemini gördünüz. Egzozu taksak bile arkadaşlar arka fren balatasını değiştirebiliyoruz. Şurada iki civatamız var. İki civatayı söküyor. Merkez komple geliyor arkadaşlar. Şurada fren merkezimiz. Daha önce bunun aynısını yapmıştık. Gayet başarılı sonuçlar elde ettik. Yani ondaki test sürüşlerini görmüştünüz arkadaşlar. Bunda da bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Frenle ilgili bir sıkıntımız yok ama bunda ekstradan bir dereceli eksantrik kullandık. İşte bu bize sahada ne verecek ona bakacağız. Ekstradan varyatör güçlendirdik. Varyatörle ve şanzımandaki dişliyle alakalı bir güçlendirme yaptık. Silindirimiz, soğutma kanalı vesaire, işte alt silindiri biraz daha alt noktalarda biraz daha kompresör oranı yükseldi. Artı suboklar, emme egzoz valfleri biraz yuvarlar genişletildi. Egzoz çıkışı da keza ona göre 2+1 genişletilme yapıldı şurada. Çünkü yanma odasından çıkan yakıtın daha çabuk çıkmasını sağlamış olacağız. O da düzeltildi. Onun akabinde arkadaşlar enjektör değişti. Enjektörün akabinde de beyinle alakalı. Evet, şu beyin. Beyinden ED-CD'den enjektörü tanıttık. Arızalanmalarını söndürdük. İşte şu an rolantide ne diyecek, gaz tepkimeleri ne olacak, takınca göreceğiz. Motorumuz 15.000 kilometrede, zır orijinal bir motor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar daha aküsüne kadar etiketleri üzerinde duruyor. Motorumuz şu şekilde. Evet. Görüyorsunuz bu işlemler içinde bayağı bir yerleri sökülüyor arkadaşlar. Şurada yedek tankımız var. Depomuz burada. Şurada geri dönüşüm vesaire derken motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakalım sahada ne diyecek, ona bakacağız. Akıllı çantamız var ekstradan bu motorda arkadaşlar. Akıllı çantanın soketi nerede diyenler olmuştu bana. Onunla ilgili de evet, şu da akıllı çantamızın soketi arkadaşlar. Bu soketi genelde şöyle bir şey yapıyorlar. Şuradan getiriyor. Şuradan şu şasenin içine şöyle sokuyorlar, bak şuraya şöyle. Şuraya sokuyorlar. Burada şasenin içinde duruyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde durduğu için de bu akıllı çanta soketini kolay kolay bulamıyorsunuz. Çanta takacağımız zaman bak. Şunun içinde duruyor. Bunu buradan çıkarıyorsun. Buna akıllı çantanın soketi takılıyor. Şuraya normal stopları vesaireler takılıyor. Gazlı tüplü amortisörlerimiz, aynı zamanda helezonları da ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şuradan sertlik, yumuşaklık derecesi bak. Şuraya kadar şu mesafeyi ayarlayabiliyorsun. Artı ortadaki şu milleri çok aşırı kalın. Şurada da bir sabitleme ayarı vesaire var. Titanyum malzeme çok başarılı. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Yani amortisör buruntularını bununla alacak mı almayacak mı onu da göstereceğim size arkadaşlar. Motorumuz toplandıktan sonra maçlayacağız. Evet, orijinal bir motor. Genelde sıfır aldığımız zaman bu işlemleri yaptırırsak daha başarılı oluyor. Niye başarılı oluyor? En azından bak, bundan çıkan jantımız pırıl pırıl, en ufak bir balansı yok. Bu jantı ihtiyacı olanlara veririz. Diğer motorumuzdan çıkan jantımız da burada. Yani arka jant ihtiyacı olanlar bana yazsın arkadaşlar. Pırıl pırıl. Arka jant, arka fren teli. Bunları ihtiyaç sahiplerine verebiliriz. Bak bu arka fren teli. Tabii ki ücret karşılığı arkadaşlar. Bedava yok yani. Bedavası bitti değil mi? Evet, bedavası bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Konya'dan takipçimiz Muhammed bizi ziyarete gelmiş. Neyle gelmiş tahmin edin? PCX abi. PCX kırmızı çizgimiz. Ve bak, çok eski bir logomuz var üzerinde. Bak hala sökmedim bunu. Hala sökmediği için ne yaptı? İki sene oldu. Bizden ücretsiz kontrol kazandı. Ücretsiz kontrol nedir? Gereksiz yere sağına soluna bakıyorsun, geçiyorsun. Sözde ücretsiz kontrol. Şimdi motora neler yapılmış? Şu kancalar. Buralara poşet asıyor muhtemelen. Evet, evet. Ya, bunlar nereden buldun bunları? Onu Ali Bey şeyden, Express'ten sipariş. Ali Bey'den aldım diyor. Evet. Ali Express. O da meşhur oldu ya. Şunu bak. Şunlar. Oo. Bu da çok güzel.
Yalnız burada sele yakıyor arkadaşlar bak. Böyle bir sele yok ya. Konfor sele. Bir bineyim şuna bir dutla. Gaz kal abi. M teknik. Arızası varsa tespit et. Şey yaptıracağım lan değil mi? Fark etmiyor zaten. Ha tespit etmişsin ha yapmışsın. Yalnız şöyle bir şey var. Bilmediğimiz şu var arkadaşlar bak. Bilmediğimiz ne var? Şimdi konfor sele vesaire ayağı yapıyoruz ya. Bildiğin şey kazık gibi. Yani bir şöyle bir esneme yok yani selede. Niye öyle oldu? Niye? Niye öyle oldu biliyor musunuz? Seleye iki kademe yapmak için alt kademedeki süngeri yok etti. Ne oldu? Galasın üstüne oturuyor. Geçmiş oldu. Yani bunu da söyleyeyim yani. Görüntü 10 numara ama toto ağrısı ya. Toto Pixel TV'ye gitmek zorunda kalırsın. Evet. Buna bin. Bir de gel benim PCX'e bin. Aradaki farkı gör. Şimdi şehir o Honda amcam bunları düşünememiş. Yani buraya şunu düşünememiş. Onlar daha zayıf. Mesela Japonlar şunlar bunlar. Onların totoları ağrıdığı zaman daha çok ağrısız çekiyor. Onlar özellikle Honda'ların kendine özgün bir süngeri vardır. Honda'nın kendine özgün o süngerini alıp yerine sen yerli milli bir sünger korsan yer uçağı gibi olur. Evet, evet. Ya böyle evet, bir durum vardı. Evet. Şimdi burada Honda'nın kendi selesinin avantajı, dezavantajı ve bunun sıkıntısı, tıkıntısı ne? Şimdi burada ne yaptık? Görsellik verdik değil mi? Çok güzel bir görüntü var. Burada işte Honda bunu yaparken bu görüntüye bakmıyor. Oturduğun zaman bak şunlar ne yapacak biliyor musun? Şu dikişler şunlar. Mesela kumaş pantolon giydim, pantolonu talaş edecek. Pantolonu bozacak. Bilmem ne. Buradan yağmur damlacıkları üstüne yağmur yağdığı zaman şu dikişlerin içinden. Altına naylon çekti. Altına naylon mu çekti? Evet, evet. Daha güzel çürür. Naylonun üstüne su gelir. Bu da altta kalır. Arada öyle bir çürür ki farkında bile olamazsın. Böyle de bir durum evet, var. Evet. Yani şimdi motora bir bak dediğine pişman bile olmadı. Böyle de. Olmam. Kesinlikle olmadım. Çek abi adam. Görüyor musun? Kesinlikle neşe olmadım. Adam. Neşe. Ben sırf seni görmek için geldim ya. Evet. Merhaba. Hoş geldin. Evet. Sağ olun. Yeni tanıştık. Evet, Konya'dan arkadaşlar, takipçimiz hoş gelmiş diyoruz. Motoruna yine de bir genel kontrol yaparız bir dakika. Şimdi kısa bir ara verelim. Abi şimdi burada... Evet arkadaşlar, PCX'imizin modifikasyon çalışmaları son haddine geldi. Bugün herhalde asfaltla tanıştıracağız. Amortisörlerimiz şu şekilde. Dix fren çelik hortumumuz. Egzozumuz takıldı. Egzozumuza mani olan bir durumumuz var mı? Şunu belki üstten verebilirim. Öyle bir durumumuz var. Evet. Motor aksamımız hazır. Biraz sonra marşlayacağız. Bizimizin son rütbelerini yapıyoruz. Şimdi belki yetişmezse diye videonun devamını atacağım. Belki yol videosunu benim çekeceğim. Belki çekemeyeceğim. Böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar ne yaptık motorumuza? Bir göster fren sistemini. Arka freni komple disk yaptık arkadaşlar. Tabii ön fren merkezimiz kaldı, o takılacak. Şu an amortisörlerimiz takıldı. Amortisör vuruntusundan dolayı biliyorsunuz bunlar da büyük şikayetler alıyoruz. İşte orada amortisörler vuruyor, amortisörler çırpıyor, silkeliyor. İki kişi binemiyoruz diyenler vardı. 5000 lira veriyorum, amortisör çözülüyor, bu kadar basit. Harca bitmez. Ne takarsan yiyor ya. Bir şu kaldı. Gel. Ön fren. Evet, bir marşlayalım. Bir marşlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk marş yapıyoruz. Doğaçlama. Varan 1. Açtık. Varan 2. Açtık. Bu da 3. Ümit için açtık. Bu da 4. Frenimize bastık. Zaten basılı. Marşa basıyoruz. Basmadan önce. Şu 1. Şu 2, şu 3. Marşa basıyoruz. Hiç gaz vermiyorum bak. Bu bu mudur hocam? Budur. Evet. Dinletelim sesi soluğu. Getir motor akşamına. Duran sesi, şaval sesi, baval sesi yok. Üst eksantrik, dereceli eksantrik arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde çalışacak. Şurada radyatör su yerini giderek aktif bıraktık. İlaveler yapacağız. Temiz ayın yaptıkça buradan ilaveler yapacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, motorumuz hazır. Fren de bitti. Her şey bitti. Takıldı. Şu an Ümit Usta bir test edecek. Bakalım ne diyecek. Kısa mesafe. Ümit'ten sonra da biz binelim. Çünkü bayağı emeği geçti. Evet, demirlerimizi de taktık. Ama demirci bizi var ya kekledi ha. Şurada TCX yazıyordu. Belki bunu seyrediyordur. Gel bir içeri, gel gel. Gel gel gel. Yani kime maşallah desek herkes bir şey, bak şurada PCX yazıyordu ama bunda yazmıyor. Şurada şura iki aşamalıydı, bunu göndermiş. Yapacak bir şey yok. Ülkemizde böyle işte, yerli milli diyorsun, düzgün bir şey çıksın diyorsun. Biraz da biz kendimize ayar verdik. Yapacak bir şey yok. İade edecektim, vazgeçtim. Ama uyandığımızda uyansın. Şuradaki PCX yazıları nerede? Evet Osman, devam et. Frene dikkat et. 13'ü iyi sıktın değil mi Süleyman, arka 13? Evet arkadaşlar, PCX'imizin performans çalışmaları, diks çalışmaları bitti. Ön diks oldu. Şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Her zaman çıkmış olduğumuz yol kat kulvarını şu an deniyoruz arkadaşlar. Amortisörlerimiz de değişti. Tabii fazla basmıyoruz. Çünkü kendi halinde bir yarım depo benzin yaktırarak bir rodaj yaptım. Ama yine de çok aşırı yüklenmiyorum. Şimdi ufak tefek eksikliklerini bakacağız. Yani ne verecek, ne diyecek. Çünkü dereceli eksantrik var. Bir tık daha farklı oldu motor. Ondan dolayı son hızla alakalı bir çalışma yaptım bunda. Stabil gidecek. Fakat son hızı biraz daha mükemmel ötesi olacak. Rampayla son hızında bir şekilde dengeye oturtturacağım. Çünkü burada kayışlı, manötörlü, devrecli, bunlarla alakalı bir takım işlemlerin tekrar değişmesi gerekebiliyor. Çünkü her motorun baga ağırlığı, baga gramı fark ediyor. Ondan dolayı da şimdi motor ne verecek, ne diyecek, ilk testini yapıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Gayet stabil çalışıyor. Tabi 6-7 kilometre oldu arkadaşlar. Motor yapılalı 7 kilometre oldu. Fakat kendi halinde yarım depo benzin koydum, çalıştırdım. Bir rodaj yaptırdım kendi halinde. O rodaj da yani yaklaşık 500 kilometreye tekamül ediyor. Kendi halinde yaptırdığım rodaj. Şimdi ondan dolayı da şimdi bir mail aşağı bir hafif bir yükleneceğim. Soğudu çünkü motor. Bir hafif bir böyle yüklenip geri bırakacağım. Çünkü şu an çalışması falan çok güzel. Bir herhangi bir sıkıntı yok. Sibop aralıkları güzel. Isınma, şişme belirtileri yok. Onu da şimdi şu yolda hafif deneyerek göreceğim. Bakalım ne diyecek. Son hız ne diyecek, ona bakacağım. Mükemmel. Şimdi bir de fren deniyorum. Fren de mükemmel. Zaten freni daha önce denemiştim biliyorsunuz. Frenle ilgili bir sıkıntımız yok. Son hızla ilgili bir ufak bir şeyimiz olacaktı. Şu an bu mesela rodajda olduğu halde böyle tam gaz vermediğim halde anında 100-105'leri gördü. Demek ki son hızla ilgili o dişli falan değiştirmiştik. Onların bayağı bir faydası olacak ki motor biraz daha stabilleşti. Trafiğin akışına daha rahat ayak uyduruyor şu an. Biraz daha stabil ve biraz daha seri gidiyor arkadaşlar. Bu da önemli tabii. Şu an bak anında 80-90 anında gaz vermiyorum. Yarım gaz şu an. Gazına verdirtilmiyorum. Böyle bir durum var. Evet. Harika gidiyor.
bir sağa dönelim. Evet arkadaşlar, videomuza burada ara veriyorum çünkü karanlık görünmüyor. Şu anki gidişatımız güzel, gelişmelerle günlük beraber olacağız.